Kendimle çok çalışıyorum. 5 yıl sonra olacağın insan tamamen bugün okuduğun kitaplara, izlediğin filmlere, dizilere, zaman harcadığın insanlara, tükettiğin gıdalara, alışkanlıklara ve giriştiğin konuşmalara göre şekillenecek. Şimdiye kadar fena gelmedik. Ama önümüzdeki yıllar için kendimle çok çabalıyorum. Kendimle çok çalışıyorum. Hanuka, ışıklar ve mucizeler bayramı bir adım ötemizde. Kocaman bir 365 günü ise hemen hemen devirdik sayılır. Birazdan hoşça kal 2022 deyip bayrağı 2023 yılına devretmemize çok az bir zaman kaldı. Bayramlar, yeni gelen yıllar, doğum günleri bizlere hele biraz dur bakalım ve geçirdiğin zamana bir göz at. Kendine, çevrene, insanlığa neler kattın, olumlu olumsuz neler yaptın diye bizi sorgu suale çeken zamanlardır. Konuşmanın ana teması performans, yani başarıydı. İşte tam da bu zamanda okulumuz Fransizasyon ile gittiğimiz bir konferanstaki bu hem benim hem sınıf arkadaşlarımın Fransızca olarak dinleyip konuyu anlamaya çalışacağı ilk konferans olacaktı. Hepimiz konferans salonunda konuşmasını izlemek üzere yerimizi aldığımızda karşımızda bize dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı anlattığı hayat hikayesiyle ışık tutan bomba gibi yakışıklı bir konuşmacı bulduk. Patrick Cott, 42 yaşında Kanadalı, başarılı, profesyonel, karma dövüş sanatçısının bizlerle paylaştığı inişli çıkışlı hayat hikayesini anlattığı konuşmadan başlıklar paylaşacağım bugün sizlerle. Konuşmacı Patrick Cott, 2002'den 2017'ye kadar profesyonel olan, belki de en çok UFS'deki 21 maçlık kariyeriyle tanınan emekli bir dövüş sanatçısı. Aslında çok genç, 42 yaşında. Patrick Cott konuşmasını "Başarılı olmayı seviyorum" diyerek açtı. "Başarısız olmaktan korkmayın" diye devam etti. Başarıya giden yolda defalarca yenildiği hikayeleri anlattı bize. Yenilgi hikayeleri dinledik ve sonra nasıl ayağa kalktığını anlattı. Başarı yolunda şans faktörünün olmadığını, başarının sırrının çalışmaktan geçtiğinden bahsetti. "Cesaretli olun" dedi. Cesaretli olmaktan bahsetti. "Şans yok" dedi. "Hazırlık, hazırlık ve çok çalışma ve tutku var" dedi. "Evet, tutku. Ne yaparsanız yapın, tutku ile yapın" dedi. "İnanmak, çok çalışmak, tutku, fedakarlık, antrenman" diye özetledi başarılı olmanın sırrını. "Bizler birer ağaç gibiyiz" dedi. "Kendinizi toprağa, köklerini salmış bir ağaç gibi düşünün. Dalları ile gökyüzüne uzanan bir ağaç gibi. Ve benim asla ama asla B planım olmadı. Her zaman A planım vardı. Ya olacak ya olacak. Ve hep A planım üzerinde çalıştım" dedi. "Kontrol ettiğimiz şeyler ve kontrol edemediğimiz şeyler vardır hayatta" dedi. "Trafiği kontrol edemeyiz. Ama kendimizi eğitmeyi, geliştirmeyi, hayat sınavına hazır olmayı kontrol edebiliriz" dedi. "Covid'i kontrol edemezdim ama Covid zamanını bunalımla geçirmek yerine kendi kendine İspanyolca öğrenerek Covid zamanında evde geçirdiği zamanı değerlendirdiğinden bahsetti. Ve egoist olmayı öğrenmek. Evet. Ve benim konferansta en çok sevdiğim cümlesi ise egoist olmayı öğrenin cümlesi oldu. Eğer dedi kendinize öncelik vermeziseniz, kendinizi mutlu etmeyi bilmiyorsanız etrafınıza da pek faydanız olmayacaktır ve etrafınızı da mutlu edemeyeceksiniz dedi. O nedenle önce kendinize öncelik verin ve mutlu olmayı öğrenin ki etrafınız da sizin mutluluğunuzdan pay alabilsin dedi. Ve sonra düşündüm.
bizim toplumda ve özellikle şark toplumlarında egoist kelimesinin toplumda pek itibarı yoktur. Egoistin biridir tamlaması hepimizin kafasında egoist olmanın iyi bir karakter özelliği olmadığı kanısıdır. Açık söylemek gerekiyorsa Patrick Kot'un konuşmasını dinleyene kadar benim için de egoist kelimesinin pek itibarı yoktu. Ama konferanstan sonra bu kelimeyi tekrar gözden geçirdim ve kelimeye haksızlık yapıldığını düşündüm. Tabii her şeyin fazlası zarar ama dozunda egoist olmanın kimseye bir zararı yok. Yeni yıl ve Hanukka için aldığım en önemli kararlardan biri egoist kelimesine yüklenen olumsuz algıyı kafamda değiştirmek ve kendime biraz daha fazla öncelik vererek mutlu etmeye çalışmak. Mutlu bireyler, mutlu aileler, mutlu toplumlar. Hepinize sevgiler.